Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize hangi haliyle usvetül hasene olarak gösterilmiş? Kur'an'da toplam olarak söylüyor. Değil mi? Yani genel bir ifade kullanıyor ama biz biraz özelleştirelim. Örneğin Kur'an'daki akimus salat bize açıklayan olduğuna göre nasıl sala ikame edilir? Sen et, biz de sana bakarak edelim diyeceğiz. Normali bu değil mi? Ha. Onun kıldığı gibi namazı kılıyor olmak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak demektir. O insanlara nasıl hiçbir şeyi yoksa bile güler yüzle de olsa muamele etmenin tasadduk olduğu düşüncesiyle hareket ediyor ve güzel davranıyor idiyse, biz de Almanya'da olalım, Ağrı'da olalım böyle yapıyorsak, işte onun mirasını şahsımızda yaşatıyoruz demektir. O bütün münkerattan uzak duruyor idiyse ki duruyordu, bu haliyle bize örnek gösterilmişti. Biz de Türkiye'de olalım, Almanya'da, İsviçre'de veya Fransa'da olalım, haram edilen şeylerden uzak duruyor, farz edilen şeyleri yerine getiriyorsak, komşu hukukuna riayet ediyorsak ki o da ediyordu, yetimin veya yetim olmayanın malına haksız yere el uzatmıyorsak, işte onun sünnetini yani Kur'an'ı biz de ahlak edinmişiz, biz de taşıyoruz demektir. Bunun için Mekke'de bulunmamız, Medine'de yaşıyor olmamız gerekmiyor. Almanya'da da olsak sünnet yaşar. Yani onun için iklim yoktur. Her iklimde yaşar kitap ve sünnet. Eğer yaşamayacak yalnız tropikal iklim bitkisi gibi, muz gibi, bilmem ne gibi, Almanya'da muz yetişir mi? Yırt kendini yetiştiremezsin. Ama sünnet bitkisi her yerde yetişir. Kitap bitkisi her yerde yeşil kalır. Nerede kurur biliyor musun? Mekke'de de olsa kurur. Şöyle kurur. Ahlak edinmezsen kurur. Kitapta kalır. İşte iki kilo odun olarak kalır. Kitaplar odundan yapılmıyor mu? Ama şahsına geçirdin, yaşam biçimi haline getirdin mi, buz gibi Moskova'nın soğuğunda da yemyeşil bir kişilik, bir şahsiyet olarak yaşar. Afrika'nın çölünde de kurumaz, yaşar. Elbette yani peygamberin en büyük mirası da ahlak edindiği Kur'an'ı yaşıyor oluşudan meydana gelen kişiliğiydi. Bunun içinde önemli olanlar Kur'an'dan esinlenilenler, yoksa Kur'an'dan haberi yokken deveye biniyor oluşu değil. Çünkü ha deveye bin, ha arabaya bin. Önemli değil ki bu. Yani bunun Kur'an'dan esinlenilen bir iş olmadığını biliyoruz. O da biliyordu. Eliyle yemek yemenin veya çatalla yemenin farkı ama yemek yerken kendi önünden yemenin, kanaatkar davranmanın, başkasının hukukuna el uzatmamanın, terbiyeli bir şekilde yemenin, ağzını yüzünü bulaşık edip başkalarını, ağzını yüzünü gören başkalarının midesini bulandırmamanın sünnet olduğunu biliyoruz. Yoksa ya kabak yemenin değil, sen kabağı seversin, öbürü de patlıcanı sever. Ne var ki bunda? Anlatabiliyor muyum? Böyle basit şeylerle boğuluyor sünnet. Öyle değil. Kur'an'a ahlak edinmek basit değil.